Malik bin Enes kimdir? Maliki mezhebinin imamı ve reisidir. 709-717 tarihleri arasında dünyaya gelmiştir. İmam-ı Malik, devrin önemli ilim merkezlerinin başında gelen Medine'de yetişmiştir. Önceleri ilim tahsiline rağbet etmeyip, güvercinlerle vakit geçirirken, bir gün babasının sorduğu bir soruya, kardeşi Nadr'ın doğru, kendisinin yanlış cevap vermesi ve babasının "güvercinler seni oyaladı" demesi üzerine öğrenime karar vermiştir. Ve ilk olarak Abdurrahman Hürmüz'den hadis dersi almaya başlamıştır. 7-8 yıl boyunca ders aldıktan sonra Rebia Türley'in ders halkasına katılmıştır. Akranları arasında öne çıkan Malik 21 yaşında fetva ve ders vermeye başlamıştır. Dersleri yoğun ilgiyle takip edilmiştir. Uzak diyarlardan öğrenciler derslerini takip etmek için Medine'ye gelmişlerdir. Hadis aldığı hocaların 300'ü tabi'in, 600'ü tebeüt tabi'in olmak üzere 900 civarında bulunduğu söylenir. Hocalarıyla ilgili olarak bazı alimler eser telif etmişlerdir. Bunlardan İbni Halfun'un kitabı yayınlanmıştır. İmam-ı Malik'ten ders alan talebelerin sayısı binleri bulmakla birlikte kendi görüş ve mezhebinin yayılmasına ancak birkaçı öncülük etmiştir. Malik İbni Enes bir hadis ilmi alimi olmasının yanı sıra aynı zamanda ünlü bir fıkıh alimi ve mezhep imamıydı. Kitap ve sünnetten hüküm çıkarmada ün kazanmıştır. Bunun yanı sıra cerh ve tadil ilminde yani ravilerin rivayetlerinde ne derece güvenilir olduklarının belirlenmesinde kimlerin rivayetlerinin delil olup kimlerinkinin olamayacağının tespitinde de maharetli ve geniş bilgi sahibiydi. Hatta cerh ve tadil ilminin birçok kuralının onun tarafından konulduğu nakledilir. İmam-ı Malik'in El-Muvatta adlı hadis kitabı bu alanda yazılmış temel kaynaklardan biri olduğu gibi aynı zamanda günümüze kadar gelen hadis kaynakları arasında ilk tedvin edilenin niteliği taşımaktadır. Muvatta aynı zamanda ilk hadis kitabıdır. Ondan önce tedvin edilen hadis eserleri de genellikle hadis sahifesi niteliği taşıyan küçük çaplı eserlerdir. El-Muvatta, Kutub-i Tis yani 9 temel hadis kaynağı arasında yer almaktadır. Rivayete göre İmam-ı Malik 10.000 hadis ihtiva eden bir kitap oluşturmuştur. Fetva verirken yavaş ve dikkatli hareket eder, mesele üzerinde etraflıca düşünürdü. Bazen soru soran kişiyi geri döndürüp konu üzerinde araştırma yapmak ve bir neticeye varmak için zaman ister, daha sonra görüşlerini bildirirdi. Resulullah'ın sünnetinden sapacağı veya farazi meseleleri gündeme getirmede bir aşırılığının kapısını açabileceği korkusuyla vukua gelmemiş, farazi meseleler hakkında görüş bildirmekten kaçınmıştır. Malik bin Enes Hazretleri ömrünü ilim öğrenmek, öğretmek ve insanlara İslamiyet'i anlatmakla geçirmiştir. 795 senesinde Medine-i Münevvere'de vefat etmiştir.